Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ tekrar karşınızdayım efendim. Bugün 23 Ocak 2013 günlerden çarşamba. Ve canlı yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Canlı yayın bugün için bugün sadece bir kere yapabiliriz. O yüzden birazcık öğle saatlerine doğru taşımayı doğru bulduk. En azından öğle saatlerine doğru olduğu için tüm günü kapsasın diye arkadaşlar. Öğleden sonra canlı yayın yapamayabiliriz bugün. Ona en azından şimdiden haber verelim burada olan arkadaşlar için. Şimdi öncelikle paritelere geçtiğimizde gece saatlerinde ne demiştik? Kısaca hemen bir ona göz atalım. Gece saatlerinde arkadaşlar euro dolar paritesi için kritik bir seviye belirtmiştik. Kritik seviyemiz neydi? Hemen şuradan giriş yapalım. Ve analize bakalım. Euro dolar paritesi için 32.80'in altında kalınması durumunda 32.54 seviyene kadar gelebilir. Fakat 32.80 üzerine kalmayı başarırsa 33.60 seviyeleri ilk hedef konumundaydı. Yaklaşık arkadaşlar 80 piplik bir hedefimiz vardı. Bunu söyleyeyim. Ve pariteyi görüyorsunuz 32.80'lere doğru bir hareket yaptı ve bu seviyeler bakın 32.83'ten 3 piplik bir buradaki seviyenin 3 pip üzerinden yukarı doğru harekete geçti. 33-60 seviyelerini hedefliyoruz. Demiş olduğumuz gibi buradan yukarı doğru 80 piplik bir yukarı hareket beklentimiz vardı. Şu ana kadar bu beklenti baktığımız zaman yaklaşık olarak 60 pip civarı karşılandı. Eğer hareket devam eder ise 33-60'lara doğru hareketin devamını göreceğiz. 33.60'larda bir karar aşamasına gelecek. Çünkü geçtiğimiz gün bakın bu seviyenin üzerinde bir kapanış yapmadı 33.60'ların. Sürekli olarak tam 33.60'da bir kapanış yaptı. Arkasından yine 33.58 gibi bir kapanış. Sonrasında aşağılar tekrar bir deneme yaptı burada. Yine kapanışı bu seviyenin altında yaptı. O yüzden buranın üzerine saatlik bir kapanış yukarı hareketi destekler. 33.84 ve 34.25 civarlarına kadar ilk aşamada Yılmaz Bey'in sanırım 35.50 gibi bir hedefi var. Şu an için 35.50'ler bugün için gözükmüyor ama eğer 34.25'in üzerine çıkarsak önümüzdeki günlerde 35'lere doğru hareket de başlayabilir Yılmaz Bey. O yüzden önemli bir nokta olduğunu söyleyelim. 34.25 seviyesinin yukarı hareketi için başlaması için bence geçilmesi gereken bir seviye. Bu seviyenin üzerine kalırsak hareket yukarı doğru gördüğünüz gibi 35'lere doğru en azından hareket etme ihtimalimiz yine olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Evet, euro dolar paritesi için söyleyeceğimiz bu arkadaşlar. Analiz aynen geçerliliğini koruyor. 32.80'in üzerinde kaldığımız sürece yukarı 33.60'lara doğru bir hareket. Eğer 33.60'lara geçemezsek yeniden öncelikle 33.20'ler sonrasında yine 32.80'lere doğru bir geri çekilmeyle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Sterlin dolara geçelim. Sterlin dolar aslında temel olarak hareket eden bir parite şu an için. Çünkü geçtiğimiz gece, daha doğrusu akşam saatlerinde BOE Başkanı, İngiltere Merkez Bankası Başkanı yapmış olduğu konuşmadan yine büyüme verileriyle ilgili söylemlerde bulundu. Dedi ki büyümenin 4. çeyrekte artık 3. çeyreğin daha da altında olması bekleniyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Fakat bugün 11.30'da gelen haberlere baktığımızda ise İngiltere'den olumlu açıklamalar geldi. Yani Merkez Bankası konuşmalarının tam zıttı şeklinde açıklamalar geldi. Ve bu da yukarı doğru harekete sebep oldu arkadaşlar. Yine yarınki İngiltere verileri de çok yakından takip edilecektir eminim ki. Ve yarınki İngiltere verileri gerçekten hareket yaratabilir. Çünkü Merkez Bankası'nı mı destekleyecek yoksa bu veriler ışığında olumlu sonuçlar mı doğuracak? Buna bakmamız gerekiyor. Bu da sterlin dolarda yine bu hafta içerisinde hareketli saatlerin bizi beklediğini gösteriyor. Bizim günlük kırılma noktamız arkadaşlar 58.70-58.87 arasındaki bölge. Bu seviyenin üzerinde kalırsak yukarı doğru hareketler 59'ların üzerine zaten muhtemelen çıkacağız. 59.16 ve sonrasında ise şuradaki 59.16'dan sonra buradaki harekette ortalama 59.48 civarlarında şu anda buraya kadar yukarı tepkiler ile karşılaşabiliriz sterlin dolar paritesinde. Ama satış baskısı hala şu an daha kuvvetli teknik olarak baktığımız zaman, ama temel verilere baktığımızda İngiltere'den gelen olumlu açıklamalar paritedeki bu yukarı hareketi, özellikle bakın şuradaki
47'den sonra oluşan şu 35 birlik hareketi açıklıyor. Hareket tamamlandı mı? Eğer 87-90 seviyesinin üzerine çıkarsak hareket devam edecektir. Ama bu seviyeyi kırılamadan geri çekimlerle karşılaşırsa hafif yine en azından 58-42'lere hatta sonrasında 58-14'lere kadar geri çekimlerle karşılaşma ihtimalimiz var. Çünkü bakın şurada dip seviyelerimiz vardı. Geçtiğimiz pazartesi ve salı günü yaptı bu dipleri ve şuradaki seviyenin 58-14'lerin altında bir kapanış yapamamıştı. Bugün yine denedi fakat yine her 2 saatte de kapanışlar bu seviyenin üzerinde gerçekleşti arkadaşlar. Gece saatlerinde de zaten şundan bahsetmiştik sterlin dolar için. 58-70'in altında kaldığı sürece aşağı hareket bekleriz. 58-14 ilk hedef konumunda demiştik ki açılıştan sonra zaten aşağı hareketi bekleyenler 58-14'te 25 birlik bir hedefi zaten aldılar. O yüzden buradan sonra altında kalamayarak zaten yukarı hareket tekrar şu anda haberlerin de etkisiyle beraber devam ediyor. 58-87'ye lütfen dikkat edelim. Bu hareketlere baktığımız zaman Eurodolar'la ilgili Haluk Bey'in bununla ilgili bir görüşü var. Hani bu Eurodoları destekler mi desteklemez mi şeklinde. Çok fazla korele şekilde hareket etmiyorlar son zamanlarda. Özellikle geçtiğimiz gün tamamıyla birbirlerinden bağımsız hareket ettiler. Ondan önceki günlerde de sterlin dolarda sert düşüşler varken Eurodolar 32.80'leri kıramadı. Kırmayı denemesine rağmen kıramadı. O yüzden çok fazla harekette korelasyon aramak bence mantıklı değil arkadaşlar. Çok fazla korelasyon aramayalım. O yüzden sterlin dolar şu tepelerin üzerine geçerse, euro dolar da şuradaki tepenin üzerine geçer gibi bir yaklaşımda bulunmak bence riskli olacaktır. Yine tabii ki karar sizin. Ama ben bu şekilde bugün için hareket etmem. Çünkü biliyorsunuz bu hareket şu anda sterlin dolarda olan hareket İngiltere'den kaynaklı bir hareket. Yani dolar tabanlı bir hareket değil. Euro dolardaki hareketler de genellikle şu anda Amerika'dan değil Avrupa'dan kaynaklı oluyor. Biliyorsunuz dün şuradaki sert hareketlerin sebeplerini dün gece analizinde bahsettik arkadaşlar. Neydi bunlar? Bir İtalyan bankasının gerçekten krizde olduğuna ilgili bir söylenti vardı. Almanya Maliye Bakanı'nın Almanya Merkez Bankası Başkanı'nın istifa etme durumu söz konusuydu. Bunlar tabii ki dedikodular, söylentiler, resmi açıklamalar değildi. Bu haberlerin gelmesi, bu dedikoduların gelmesi daha doğrusu aşağı doğru hareket ettirdi. Ama aynı hareketi çok sert bir şekilde şuradaki diplerin altına kadar inecek şekilde, yani şuradaki diplerin altına inecek şekilde sterlin dolarda çok ciddi geri çekime olmadı. Zaten düzeltme hareketi geldikten sonra da yine tekrar bir düşüş oldu. Ve bakın euro dolar günü en azından son 4-5 saati yukarı doğru harekette geçirirken sterlin dolar gayet şöyle gün kapanışına baktığımızda aşağı doğru bir hareketle kapandı. O yüzden çok fazla korelasyon aramamak gerekiyor. Biri euro tabanlı, biri sterlin tabanlı hareket ediyor. O yüzden tamamdır. Bu korelasyonda bugün çok fazla dikkat etmeyin. Sadece yön bakımından belki bir şekilde hani bir derece yani güven olasılığı birazcık düşük olmakla beraber hareket bakımından birbirlerini biraz olsun tetikleyebilirler. Ama oran bakımından biri 100 pip çıktıysa öbürsü de en az 70 pip çıkar şeklinde bir şey bence yapmayalım. Şimdi arkadaşlar altına baktığımız zaman ise görüşümüz devam ediyor hala. Hatırlıyorsanız şuradaki bölgelerde bakın 4 saatlik grafikleri açalım. Şuradaki bölgelerde çok güzel dirençler vardı. 1683.50'nin üzerinde 4 saatlik bir kapanış görmedik demiştik. 1684'ün üzerinde saatlik bir kapanış yoktu ve sonrasında şu hareketi yaptıktan sonra bakın bir daha bu seviyenin üzerine geçemedik arkadaşlar. 1697 civarlarına kadar bir hareket oldu. Bir daha bu seviyeye ulaşamadık. Ve şahsen ben tekrar yukarı hareketin devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum. 1684 civarlarının üzerinde kaldığımız sürece. O yüzden evet dediğiniz doğru gittikçe daha da sıkışıyor ama bu sıkışma hayra alamet değil. Altında geçen sefer de zaten bahsetmiştik. Mesela bakın sert bir hareketten sonra belirli bir sıkışma oldu ve bu sıkışma sonrasında yine hızlı hareketler önce bir aşağı sonra yukarı hareketlerle çözüldü. Yine bakın şurada olan hareketin yine aynısı olacak gibi duruyor. Bakın birazcık büyüteyim.
Şimdi bakın, önce burada yukarı bir hareket gerçekleşti. Şöyle yapalım. Evet, şu yukarı hareketten sonra ne oldu? Şu şekilde yatay bir hareket oluştu. Arkasından yine bakın aynı şekilde bunu bu şekilde kopyalayalım. Hatta biraz daha büyük olarak gerçekleşti bu hareket. Biraz daha büyük bir hareket oluştu. Ve arkasından da şurada görmüş olduğunuz gibi yine aynı bant aralığına neredeyse denk gelecek şekilde yatay bir hareket söz konusu altında da. Şu hareketin biraz daha büyük olan kısmı aslında şu anda burada gözümüzün önünde. O yüzden bu dar hareketlerden sonra hızlı hareketler muhtemelen altında genellikle geliyor. Çok fazla yatay hareket sevmeyen bir paritedir. Daha doğrusu empty order altın biliyorsunuz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Eğer ki 1684'lerin altına inmediğimiz sürece bence bu yukarı ya da daha doğrusu bu sert hareket, daha doğrusu beklediğimiz sert hareket yukarı yönde olma ihtimali biraz daha kuvvetli. O yüzden lütfen özellikle fazla risk aldıysanız aşağı yönde çok fazla beklemeyin. Orta vadeli bir aşağı hareket beklentiniz olmasın. Öncelikle uzun vadede yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Bu seviyelere giriş için en güzel yerler dediğim gibi 84 seviyelerine yakın yerler arkadaşlar. Şuradaki 84 seviyelerine yakın yerler. Buralara yaklaştıkça yukarı hareket beklentisine girebilir. 83.50 hatta bugün için 82.40'lar belki çok güzel bir destek olabilir. Bu seviyenin altına inmediği sürece de yukarı hareket beklentisi içerisinde kalabilirsiniz diyoruz. Sabah saatlerinde ilk yüklediğimiz şablonlarda altında destek ve dirençlerin çıkmadığına dair arkadaşlarımız mail atmışlar. Onu düzelttik. Eğer ki şu anda destek ve direnç seviyeleri gözükmüyorsa şablonu yüklediğiniz halde tekrar yükleyebilirsiniz altın şablonunu arkadaşlar. Orada çünkü düzgün hali var. Tamamdır. Bunu söyleyelim. Yukarı doğru hareketlerin gelme ihtimali kuvvetli. Biraz da seviyeden bahsedelim. Bugün için hangi seviyeleri bekliyoruz altında? Şöyle yapalım. Tabii şimdi biz buraları maviyle taradık. Hiçbir şey gözükmüyor saatlik grafiklerde. Şunu kaldıralım. Bunu bu kalsın. Bunun zaten şey vardı. Bu vardı. Bir de şunu kaldıracağız. Tamam. Evet, altın için arkadaşlar seviyelerimiz neresi? Öncelikle 1695.27 ilk hedef noktamız. Dün de zaten 1695 seviyelerinde bir hedefimiz vardı. Bu seviyeye bakın, tam şuradaki harekette, pardon, 1695 seviyeleri, evet, şuradaki harekette ulaştık arkadaşlar. 95-30-95 hatta 96'ya kadar bir hareket gerçekleşti. Şu anda da bakın şu seviyelerin altında, pardon, şuradaki seviyenin altında değiliz. Üzerinde kaldığımız için hala 1695.27 ilk hedef konumunda, üzerinde kalınması durumunda 1697.46'da ara bir direncimiz var. 1701 seviyesi en kuvvetli direnç seviyesi gün içerisinde. Buranın üzerinde 1704'lere kadar hareket gerçekleşebilir. Yani şu anki fiyata baktığımızda yaklaşık 120 pip'lik bir hareket gerçekleşme ihtimali var şu anda sterlin, pardon, altında. Tamamdır. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu hareketleri yakalama ihtimalimiz yine söz konusu olabilir. Yukarı yönde. Şimdi peki gelelim hareketlere. Dolar TL'deki, bir de buna bakalım. Birazdan soru cevap bölümünde de detaylı olarak altını da eğer isterseniz biraz daha spesifik sorularınız varsa inceleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dolar TL paritesi için konuştuğumuz zaman yukarı doğru bugün için yaptığımız şablonlarda ilk hedefimiz 77.12 seviyesiydi dünkü tepe noktaların. Bunun üzerinde 77.41'leri hedeflemiştik ama ne olmuş? Kaça kadar çıkmış bu? 39 ya da 40 civarına kadar çıkmış galiba. Bir piplik bir sapmayla hedefimizden geri dönmüş. Belki bazı arkadaşlarımızın platformunda ulaşmış da olabilir ama ben şu anda ulaştığımızı söyleyemem. Buranın da üzerinde kalırsak muhtemelen yukarı doğru hareket 77.90'lara doğru hareket devam edebilir. Yön şu anda kısa vadeli düşünenler için söylüyorum, 76.14'ün üzerinde kaldığı sürece yukarı. Zaten orta vadeli düşünenlere geçtiğimiz haftadan beri 75 seviyesinin önemli bir destek olduğunu ve buranın üzerinde
yukarı hareket beklediğimizden bahsediyoruz ki gördüğünüz gibi parite 75.06.05 seviyelerinden yukarı harekete başladı arkadaşlar. Bu destek güzel çalıştı. Şimdi bakalım yukarıda önemli olan direnç seviyelerini kırmaya çalışacak. Bunları da kırarsa yukarı yönde öncelikle 77.90'lar karşımıza çıkacaktır. 77.41'in üzerinde. Sonrasında ise 78 yaklaşık olarak 48 civarları falan buralara kadar hareket gelebilir ama buradaki seviyeyi güncelleyebiliriz. Çünkü daha önceden gelen bir trend çizgisi bu. Bakın şöyle haftalık grafiklerde şuradan gelen bir trend çizgisi bu. Bu seviye kırıldı. Artık direnç konumuna gelir mi gelmez mi? Haftalık grafiklerdeki şuradaki uzun bir trend çizgisi var. Altına indikten sonra çünkü bakın şu seviyenin altına indikten sonra tekrar şurada bir deneme yapmasına rağmen yine başarısız oldu ve hareket devam ediyor. İçinde bulunduğu bir kanal var mı diye soracak olursak. Şimdi bakın şuradaki bölgeyi kırdı zaten. Şuradaki trend çizgisi kırıldı. O yüzden biz bunu alalım. Bu dip seviyesinden şuradaki dip seviyesine kadar taşıyalım ve şu an bakın şurada bir trend çizgimiz vardı. Bu trend çizgimizi buradan kaldıralım ve teknik çalışmayı nasıl yaptığımızı da size en azından burada gösterelim. Ve şu şekilde bir kanal oluşma ihtimali söz konusu şu anda arkadaşlar. Şöyle bir kanal. Eğer bu kanal çalışırsa yukarı doğru yine bakın şurada görmüş olduğunuz 1.80'lerin üzerine çıkmadan geri çekilmenin gelmesi gerekiyor. Eğer bu kanal çalışacak ise. Çünkü bakın daha sadece yukarı yaptı sonra tekrar aşağı yaptı ve arkasından düzeltmesini şu anda yapıyor ama bunun tam olarak kanal olduğunu ve devamının geleceğini söyleyemeyiz. Eğer ki parite, bu genel anlamda tüm pariteler için geçerlidir. Sadece dolar TL ile ilgilenenlerin dinlemesinden ziyade daha farklı paritelerde çalışan arkadaşlar da teknik analiz çalışmaları yapan arkadaşlar da dinleyebilirler. Sadece bakın şu buraya doğru gelip şuradan çıkıp tekrar aşağı inip tekrar yukarı çıkıp aşağı inip çıkıp tekrar değmiş olsaydı, yani şu şekilde bir hareket olmuş olsaydı aşağı yukarı aşağı tekrar yukarı sonra tekrar aşağı yukarı yeni bir aşağı yapıp tekrar yukarı çıksaydı o zaman daha da sağlıklı olurdu. Ama baktığımız zaman sadece iki tane çizgimiz var. Burada iki tane çizgimiz var. Daha üçüncü çizgiyi daha oluşturamadık. En azından şu hareket bile aşağı doğru deyip yukarı çıkmış olsaydı daha sağlıklı bir şekilde buranın bir kanal olduğunu ve bu kanalın devam edebileceğinden bahsedebilirdik. Ama şu anda net olarak bunu söyleyemiyoruz. Sadece bir ihtimal olarak ve bu ihtimalin de yani yukarıdaki hedefin de şuradaki kırılma noktamıza geldiği için net olarak söyleyebiliriz. Orta vade için 1.79'lara doğru bir hareket gelebileceğini, kısa vade için ise 77.90 dedik, arkasından 78.40'lar ve 79.90'lar. Dolar TL'yi bugün biraz uzun tuttuk. Son zamanlarda hareketler çok oluyor bu nedenle. Şimdi gelelim dolar TL'yi de anlattıktan sonra altını da bitirmiştik zaten. Euro dolar, sterlin dolar bunları da anlattık. Hadi o zaman soru cevap kısmına geçelim arkadaşlar. Bakalım sizlerin soruları neler? Farklı paritelerde analiz talepleriniz varsa sormaya başlayabilirsiniz. Tamamdır. Canlı yayını banttan izleyen arkadaşlar da tekrar söyleyelim. Bugün öğleden sonraki canlı yayınımız olmayabilir. Yetişemeyebilirim çünkü bir toplantım olacak. Oraya da katılacağım. Eğer ki olmazsa yarın sabah tekrar sizlerle görüşürüz.